Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, bugün kaldığımız yerden bu videoyla devam ediyoruz. Limitte belirsizlik durumunda kalmıştık hatırlarsanız. Ve ev soğuktu. Hala soğuk arkadaşlar. Elektrik sobayla ısınmaya çalışıyoruz. Evet gençler, ilk video umarım verimli olmuştur. Şimdi ikinci videoyla devam edeceğiz. Daha arkasından hemen süreklilik diyeceğiz ve noktayı koyacağız sevgili gençler. Daha sonrasında da türev konumuzla devam edeceğiz inşallah. Şimdi limitte belirsizlik durumu ne oluyor? Ona bir bakalım. Belirsizlik diye bir şey var. O nedir? Bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Diyoruz ki x'ler a'ya giderken f(x)'in limiti. Yani f(x)'in a'daki limiti 0 ve g(x)'in de a'daki limiti 0 iken f bölü g'nin a'daki limiti 0 bölü 0 bize belirsizlik verecektir. Şimdi bunu şöyle aklında canlandırabilirsin. Ya sıfırı bir sayıya bölünce sıfır geliyordu. Bir sayıyı sıfıra bölünce de tanımsız oluyordu. Sıfırı sıfıra bölersem ne olur? İşte o zaman da belirsiz olur diyoruz. Sıfır bölü sıfır belirsizliğinde pay ve payda ne yapacağımızı anlatıyoruz limiti bulabilmek için. Dikkatli dinle. Pay ve payda ayrı ayrı çarpanlarına ayrılabiliyorsa ayrılacak, sadeleştirilecek. Ve ifadeler sadeleştirildikten sonra x'in yaklaştığı değeri yerine yazacaksın. Çıkmadıysa demek ki daha sadeleştirmen gereken ifadeler vardır. Pay ve paydanın birinde ya da her ikisinde birden köklü ifadeler mevcutsa, yani sen onu çarpanlarına kolay bir şekilde ayıramıyorsan, o halde bu köklü ifadelerin eşleniğiyle ifade genişletilecek. Genişletilecekten kastımız payını da paydasını da bu köklü ifadenin eşleniğiyle çarpıyorsun. Çarptıktan sonra gelen çarpanlara ayrılmış ifade sadeleştirilir. Sadeleştirdikten sonra da yukarıdaki hikayenin aynısı. X'i yine yerine yazıyoruz. Sayıyı sıfıra bölersen tanımsız gelecektir. Sayıyı sonsuza bölmek demek ki bu konunun içerisinde göreceğimiz olaylardan bir tanesi. Sayıyı eğer sonsuza bölersen sıfır bulursun. Sonsuzu sonsuza bölmek demek belirsiz demektir. Unutmayın. Sonsuzu bir sayıya, herhangi bir sayıya da bir sıfır haricinde. Sonsuzu sayıya bölerseniz sonsuz gelecektir. Ve sıfırın da sıfıra bölümünün belirsiz olması gerektiğini söylemiştik zaten. Örnek. X kare eksi 9 bölü x eksi 3 nereye gidiyor? X'ler 3'e. Yerine yazdığınız takdirde 9 eksi 9 0. 3 eksi 3 0 olduğunu görüyorsunuz. Üst tarafı x eksi 3 çarpı x artı 3 diye çarpanlarına ayırabilirseniz ve bölü alt tarafta gördüğünüz gibi x eksi 3'ümüz zaten var. Limit x'ler nereye gidiyordu arkadaşlar? 3'e gidiyordu. Yani yukarıdaki ifadenin aynısı oldu bu. Fakat yukarıdaki ifadeden farklılaştırabiliriz. Bakın dikkat ettiyseniz x eksi 3'lerin yüzünden 0 geliyor bu pay ve payda. X eksi 3'leri yok edersen ve 3'ü tekrardan yerine yazarsan bakın 6 gelir. Demek ki limit değerimiz 6'ymış diyebiliriz. Bu limitin değerini hesaplayınız demiş. Aynı şekilde x eksi 3 bölü x eksi 3 çarpı x artı 3 diyeceksin. Pay veya payda fark etmiyor. Bu yüzden bunu bu örneği de yazdım. X eksi 3 ile x eksi 3'ü sadeleştirirsin. Bu sefer de 1 bölü 6 gelir. Yani fark eden bir şey yok. Devam ediyorum. Bir diğer sorumla. Bakın 3'ü yerine yaz demiş. Yazalım hadi. 9 eksi 3 eksi 6 0 gelir. Burada yerine yazarsam 9 eksi 21 artı 12. Bu da 0 geliyor hocam. Madem öyle 0 bölü 0 belirsizliği mevcuttur diyeceğiz. Ve daha sonra diyeceğiz ki üst tarafı çarpanlarına ayıralım. Yani x'e x, burayı da eksi 3 artı 2 de ayırırız hocam. Bu kısmı x'e x, burayı da yine eksi 3'e, eksi 3'e, eksi 4 diye ayırırsanız çarpımlar 12, toplamları eksi 7 gelir. Bak, limit x'ler 3'e giderken çektim ben kesir çizgimi. Sonrasında diyeceğim ki üst taraf x eksi 3 ile x artı 2'nin çarpımıdır. Alt tarafta x eksi 3 ile x eksi 4'ün çarpımıdır. Güzel. Şimdi ise x eksi 3'leri sadeleştirirsiniz. 3'ü de yerine yazarsınız. Üst taraf 5 gelir. Alt taraf eksi 1 gelir. Yani cevabımız neymiş? Eksi 5'miş diyebiliriz. Devam. Şimdi gördüğünüz üzere çarpanlarına basit bir şekilde ayrılamayan bir ifade var. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şu kesir çizgisini uzatacaksın şöyle. Tamam mı? Uzattıktan sonra da diyeceksin ki hocam şu üsttekinin eşleniğiyle çarparım. 4 artı karekök içerisinde 4x artı 4 ile çarparım. Bir de aynı sayıya bölelim ki ifade değişkenlik göstermesin. Yani değiştirmeyelim soruyu, ne gerek var? Değiştirirsek o soruyu çözmemiş oluruz zaten. Doğru mu?
Peki. Üst tarafa bakalım. Bak a eksi b, a artı b formatında bir ifade bu. O halde iki kare farkını uygulayalım. 4'ün karesi 16 eksi. Karekök içerisinde 4x artı 4'ün karesi. Yani 4x artı 4. Daha sonrasında bölü dedim. Alt kısımda yine x eksi 3'ümüz mevcut. Bir de 4 artı karekök içerisinde 4x artı 4'ümüz mevcut sevgili gençler. Şimdi üst tarafa da biraz oynayalım. Bakın eksi 4x'imiz var. Eksi 4x. Şöyle eksi 4 yapan 16'dan 4'ü çıkardığımız ne gelir arkadaşlar? 12 gelir mi? O halde artı 12'miz mevcut deriz. Bölü alt kısmın aynısı zaten. O alt kısmı tekrardan yazmak istemiyorum. Şöyle yapayım ama sen yaz, tamam mı? Klasik hoca cümlesidir. Ben yazmayacağım ama siz yazın arkadaşlar. Sonrasında üst tarafı eksi 4 parantezin alırsanız eğer x eksi 3'ün ta kendisi gelir. Şimdi sadeleştirme zamanı. Bakın x eksi 3 ile x eksi 3 sadeleşir. Üst tarafta bu, alt tarafta bu kaldı. Artık ben x gördüğüm yere 3 yazabilirim. Eksi 4 bölü. Şurada 3 yazacağım bakın. 4 artı. 3 kere 4 12. 4 daha 16. 16'nın karekökü 4 yapar. O halde eksi 4 bölü 8 bizim cevabımızmış. Yani eksi 1 bölü 2'dir cevabımız diyebiliriz sevgili gençler. İlk 3 soruda da x eksi 3'lerin sadeleştirmesi sadece tesadüf. Tamam mı? Soruların o şekilde arka arkaya gelmesi. İlla x eksi 3'leri bulup da onları sadeleştireceğiz diye bir kural yok, haberin olsun. Bu limitin değeri bir reel sayıya eşitse eğer k kaçtır diye sormuş. Bakın bu L gibi bir reel sayıya eşitmiş. Şimdi 4'ü yerine yazdığınız zaman payda 0 geliyor. Şimdi payda 0 olunca tanımsız oluyordu. Ama demek ki tanımsız gelmemiş de L gibi bir reel sayı gelmiş. Demek ki tanımsız değil, belirsiz gelecek. Ne belirsizliği? 0 bölü 0. Yani 4'ü burada da yerine yazdığınız zaman 0 geliyormuş. Yazalım o zaman 4'ün karesi 16 eksi 4K eksi 8 eşittir 0 gelmesi gerekiyormuş. O halde 4K eşittir 8 olur ve K da burada 2 olmuş olur. K sorulmuştu bize. Cevap 2'dir diyebiliriz. A ile B'nin bir reel sayı olduğundan bahsetmiş. A artı B kaçtır diye soruluyor sevgili gençler. Bakın 1'i şurada yerine yazdığınız takdirde sonucun 0 geldiğini görüyorsunuz. Burası 0. Ama bir sayıyı 0'a bölünce tanımsız gelmesi gerekirken sonuç B gibi bir reel sayı gelmiş gördüğünüz üzere. Demek ki ben bu 1'i üstte de yerine yazdığım zaman 0 geliyormuş ki tanımsızlık yokmuş da belirsizlik varmış. Unutmayın. Tanımsızlık giderilemez. Fakat belirsizliği giderebilirsin. Biz zaten burada belirsizliği gidererekten bir cevap buluyoruz. Anlaştık mı? O halde 1'i yerine yazalım ve 0 cevabını alalım. 1'in karesi 1 artı 1 kere a artı 2. A artı 2 yapar. Eksi bir de 5'imiz var. Eşittir 0 dedim. 1, 2 daha 3. 3'ten 5'i çıkardınız. Eksi 2 karşıya attınız. A eşittir 2 geldi. Şimdi bu cepte. Ben bu a gördüğüm yere 2'yi yazarım. X kare artı 4x eksi 5 gelir. Alt tarafta da x eksi 1'imiz mevcut. Üst tarafı da bir güzel çarpanlarına ayırırım. X'e x artı 5'e eksi 1 şeklinde. Üst taraf demek ki x eksi 1 ile x artı 5'in çarpımıymış. Alt tarafta da x eksi 1'imiz var. X eksi 1'leri götürürüm. X gördüğüm yere 1'i yazarım. 1'i yazınca 1 artı 5'ten ne gelir? 6. Demek ki o B dediğimiz sayı da hop, 6'ya eşitmiş. A 2 idi. B de 6 idi. Bunların toplamı sorulmuş. Cevap 8'dir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 78. sayfamdaki ilk örnekle. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonumuz varmış arkadaşlar. Fx bu şekilde uzunca bir fonksiyon. Buna göre f'in 3'e giderken ve 2'ye giderken ki limitlerinin toplamını hesapla demiş bize. Şimdi 3'e giderken burası 0 oluyor, 2'ye giderken burası 0 oluyor. Şimdi bunun da limitinin değerini hesaplayalım demiş ama yukarıda da yerine bakın şurada 3'ü yerine yazdığımız zaman 9 eksi 24 artı 15'ten kaynaklı 0 geliyor. 2'yi de şurada yerine yazdığımız zaman gene 0 geliyor. Demek ki iki tarafta da 0 bölü 0 belirsizliği mevcut. O zaman ben diyorum ki şunları bir güzel çarpanlarına ayıralım bir. X'e x diye ayırırım. Burayı da sevgili gençler eksi 3'e eksi 5 diye ayırırız. Burası x'e x, burası da eksi 5'e eksi 2 diye ayrılır. O halde ben artık bunları x eksi 5 çarpı x eksi 3 biçiminde yazarım. Alt kısımda da x eksi 3 var zaten artı. Üst tarafı da x eksi 2 çarpı x eksi 5 diye yazarım. Alt tarafta da x eksi 2'miz var.
Ve dikkat ettiğiniz gibi x eksi 3'ler ve x eksi 2'ler gider. Aslında bizim bu fx fonksiyonumuz sevgili arkadaşlarım x eksi 5 çar artı x eksi 5'miş. Bu yani 2x eksi 10. Şimdi 3'ü ve 2'yi yerine yazabiliriz rahatlıkla. Yazalım. X 3'e giderken ki limit f3 eşit olacaktır artık. F3 eşittir 6 eksi 10'dan eksi 4'tür. F2 de sevgili gençler 2 kere 2 4 eksi 10'dan eksi 6'dır. İşte bunların toplamı sorulmuş. Cevap eksi 10'dur deriz. Devam ediyorum bir diğer örnekle. 3 tane de yıldız var örnekte. Dikkatli bir şekilde yine dinlemenizi tavsiye ediyorum. Fx'den f2'yi çıkarıp x eksi 2'ye böl demiş. 2'yi yerine yazdığımız takdirde f2 eksi f2 bölü 2 eksi 2'den bakın 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bir bakalım. Fx'in 6x eksi 2 olduğunu biliyoruz. F2'nin de 6 kere 2 eksi 2'den 10 olduğunu biliyoruz. Eksi 10. Yani üst taraf 6x eksi 12. Alt taraf x eksi 2. Üst tarafı 6 parantezine aldım. X eksi 2. Alt tarafı da x eksi 2 olarak yazdım. Çat çat gitti. Cevap ne geliyormuş? 6. 2'yi yerine yazacağım ama 2'yi yerine yazacağım bir x değeri yok ortada. Şimdi buna ben niye 3 tane yıldız koydum? Sevgili gençler bu sorunun aynısını yani çok benzerlerini türev derslerinde de göreceğiz. Karşımıza çıkacak. Özellikle türevin başlarında türevin limit tanımında sevgili gençler biz bu örnekleri kullanacağız. Aklınızda bulunsun. Çünkü sevgili arkadaşlar türevde diyeceğiz ki şu demek f'in türevinde 2 demektir diyeceğiz. Aslında bize f'in türevinde 2'yi sormuş diyeceğiz türev dersinde. 2 noktasındaki türevinin değeri nedir diye sorulmuş diyeceğiz. Burada da 2 noktasındaki limitinin değerini sormuş. Yani buradaki 2 noktasındaki limitinin değeriyle 2 noktasındaki türevinin değeri aynı çıkacak. F türevi 2 de zaten şunun türevini aldığınız zaman 6 gelir 2'yi yerine yazınca gene zaten 6 olacaktır. Bir bakalım türev dersinde de bu soruları hatırlatacağım ben size. Süreklilik kavramı. Burada 10 numara 5 yıldız ufak tefek detaylar vereceğim. Ama o ufak tefek detayları tamam mı sorulara çok güzel uygulayabilmen gerekiyor. Niye diyeceksin? Çünkü sevgili gençler bu ufak tefek detaylar size öncüllü sorularda, yorum sorularında sizi her daim 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 öne geçirecek. Tamam? İddiamız bu. Şimdi bakalım. A, reel sayıların bir alt kümesi ve f fonksiyonu bu A kümesinden reel sayılara tanımlı bir fonksiyon olmak üzere. Fx fonksiyonu için A bir reel sayıyken fx'in A'daki limiti fa şeklinde sağlanıyorsa biz o fonksiyonu o noktada süreklidir diyoruz. Bu ne demek? Fx'in A'daki limiti o noktadaki görüntüsüne eşitse buraya Türkçe mealini yazabilirsin bak şimdi. Yaz, bekliyorum. F fonksiyonunun A noktasındaki limiti fonksiyonun A'daki görüntüsüne eşitse fonksiyon A noktasında süreklidir denir. Bunu aynen bu şekilde yazmanı istiyorum. Çok değerli bir bilgi. Demek ki sürekli olabilmesi için önce limitinin olması gerekiyor. Şart bu. Limit olacak. Limit olduktan sonra da fonksiyonun hangi noktasındaki limiti varsa o noktasındaki limiti o noktasındaki görüntüsüne eşit olacak. Şartımız bu. İşte o zaman fonksiyona sürekli diyoruz. Ya da kabaca öğrenci tanımı. Öğrenci tanımını da yaz. Şuraya da öğrenci tanımı de. Niye öğrenci tanımı diyorum? Düz mantık. Tamam mı? Fonksiyonun grafikleriyle alakalı süreklilik yorumu. Kalemi kağıda koyduğun zaman elini hiç kaldırmadan o fonksiyonun grafiğini çizebiliyorsan fonksiyon süreklidir. Hem de her noktada süreklidir. Öyle bir tane noktada falan değil. Ama elini kaldırmadan çizebilmen gerekiyor. Pekala. Tanımları gördük. Aslında basit bir tanım var. Limitle de alakalı. Şimdi biz bu sürekliliğin yani bir fonksiyonun bir noktada sürekli olabilmesi için şartları şuraya da gösterdik. Bakın. O noktada tanımlı olacak ilk şart. Limit olacak ikinci şart. O noktadaki limit değeri görüntüsüne eşit olacak üçüncü şart. Üç tane de şartımız var arkadaşlar. Tanımlı olması, limitinin olması, limitinin görüntüye eşit olması. Olay bu. Şimdi aslına bakarsanız buradaki en önemli şart şudur. O noktada tanımlı olacak kardeşim. Çünkü bazen o kadar absürt sorular var ki soru bankalarında. İnanılmaz. Fonksiyon bir noktada tanımsız. Yani o noktada o fonksiyonun işi yok. O fonksiyonda o noktayı yerine yazamıyorsun bile. Ama çıkmış soru diyor ki
Bu noktada süreksiz. Alakası yok. İmkanı yok öyle bir şey olması. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle düşünün. Senin cebinde şu an varsayalım ki 10 liralık banknot var. Ve sen bunu noter huzurunda bana ispat ediyorsun. Tamam mı? Ben senin cebinde 10 liralık banknot olduğuna eminim artık. Yeminler ediyorsun. İmzalı noter imzalı belgelerim var. Ben biliyorum senin cebinde 10 lira olduğunu. Ama aradan 2 saniye geçince ben sana diyorum ki o cebindeki 20 lirayı bana ver. Ya sen diyor ki ya bende 20 lira yok, 10 var. Hocam istiyorsan onu vereyim. Yok ben diyorum ki yok yok. 20 lira var sende, versen bana onu. Bu ne kadar absürt bir şey. Bu ne kadar saçma bir şey. Değil mi? Yani benim isteğim çok saçma. Benim söylemim inanılmaz saçma. Çünkü sevgili gençler, senin cebinde ben senin 10 lira olduğunu biliyorum ama ısrarla diyorum ki cebinde 20 lirayı ver bana. Yok ki zaten ben senden onu isteyeyim. Bu saçma. Şimdi fonksiyonun tanım kümesinde mesela 3 diye bir eleman yok. Olmamasına rağmen biz diyoruz ki bu fonksiyon 3 de süreksiz. Bu saçmalıktır arkadaşlar. Bu söylem saçmalıktır. Dolayısıyla arkadaşlar işte bunlara el atacağız birazdan. Göreceksiniz. Soruları da izleyeceğiz zaten. Sorulara da bakacağız. Öncelikle şu bilgileri bir okuyalım. Birbirinden kıymetli bilgiler var. Polinom fonksiyonlar her noktada tanımlı, limiti var ve süreklidir. Hatta sonraki konuda türevlenebilir olduğunu da söyleyeceğiz. Ben bir önceki konuda söylemiştim. Polinomları seveceğiz arkadaşlar. Polinomların akarı kokarı yok. Tertemiz fonksiyondur. Tamam. Tanımlı, limitli, sürekli, türevli, integrallenebilir. Her halt var polinomda. Sana hiçbir sıkıntı yaratmaz. Polinom görünce ona bağrına basacaksın. Fonksiyonun tanımsız olduğu noktada sürekliliğinden bahsedemez. Niye? Tanımsız çünkü be. Tanım yok ki. O yüzden sen sürekliliğinden bahsedemeyeceksin bile. Yani şunu söyleyemezsin bak. Sürekli değildir belki ama fonksiyon bu noktada süreksizdir de diyemeyeceksin. Çünkü sen süreksizdir dersen sürekliliği hakkında yorum yapmış olursun. Hayır. Fonksiyonun o noktada tanımı yok. Yani şöyle. Senin cebinde hani 10 lira vardı da ısrarla ben 20 lira istiyordum ya. Hayır, cebindeki 20 lirayı bana ver diyordum ya. İşte aynı mantık. Adam diyor ki bu nokta bende yok. O zaman ben ona bu noktada süreksizsin sen dahi diyemem bana fonksiyona. Çünkü o nokta fonksiyonda yok. Sürekliliği hakkında yorum yapmış olurum dersen. Devam. Parçalı tanımlı fonksiyonlarda sürekli olma hali incelenirken kritik noktalara olabildiğince özen göstereceğiz ki bu özenden kastımız ne? Sağına soluna dikkatli bakacağız. Mutlak değer fonksiyonlarında süreklilik hali incelenirken de yine kritik noktalara özen göstermemiz lazım. En kaba tabirle grafik üzerinden süreklilik incelenecek olursa öğrenci tanımından bahsediyoruz. Grafiği elimizi kaldırmadan çizebiliyorsak fonksiyon her noktada süreklidir. Elimizi kaldırdığımız noktalarda fonksiyonumuz sürekli değildir diyoruz. Şimdi şöyle sorumuza bir bakalım. X kare artı 10 bölü x kare eksi 3x eksi 10 fonksiyonunun 3 tane seçenek vermişiz. Bu seçenekleri bir inceleyelim. Üst taraf polinom, akarı kokarı yok. Alt taraf da polinom, akarı kokarı yok ama fonksiyonun kendisi polinom fonksiyon değil. Nasıl fonksiyon? Biz böyle kesirli ifadelere ne diyoruz? Rasyonel fonksiyon. Bu rasyonel fonksiyonların da bir sıkıntısı var. Payda sıfır olamaz. Güzel. O zaman ben paydasının sıfır olduğu noktaları bir bulayım. X'e x diye ayırırım. Eksi 5'e artı 2 diye ayırırım burayı da. Ve böylelikle x eşittir 5 ve x eşittir eksi 2 noktalarında bu fonksiyonun tanımsız olduğunu görürüm. Tanımsız. Şimdi fonksiyonun bu noktalarda tanım kümesinde 5 ve eksi 2 zaten olmadığını görüyoruz. Yani ben bu fonksiyonun tanım kümesini yazacak olursam f fonksiyonu tüm reel sayılardan eksi 2 ve 5'i çıkarırım ve reel sayılara tanımlarım bu fonksiyonu. Bakın tanım kümesine bu elemanlar yok zaten. Tamam. Şimdi A seçeneğini yazalım. Sürekli olmadığı apsisleri bul demiş. Sürekli olmadığı apsisler sevgili gençler bunlar eksi 2 ve 5'tir. B şıkkı süreksiz olduğu apsisleri bulunuz demiş. Süreksiz olduğu apsis yoktur sevgili gençler. Sürekli olduğu en geniş aralığı bulunuz. Sürekli olduğu en geniş aralıkta tüm reel sayılardan eksi 2 ve 5'i çıkarırsın. İşte buralarda süreklidir dersin. Şimdi olayı tekrar söylüyorum bakın. Sürekli olmadığı apsisler. Ki zaten sürekli olduğu en geniş aralık burasıysa sürekli olmadığı yerler burasıdır.
Fakat süreksizliğinden bahsederken eğer ki 5 ve 2'de tanımlı olduğu halde limiti falan olmamış olsaydı o zaman süreksiz diye kabul ederdik biz bu 5 ile eksi 2'yi. Bakın buraya tekrar dikkat çekiyorum. Yukarıda bahsettiğim konu bu. Süreksiz olduğu apsisleri bul demişti bize. Ben diyorum ki yok. Niye? 5 ile eksi 2'yi sayamayacağız mı hocam? Şimdi kardeş 5 ile eksi 2 zaten bu adamda yok. Bu fonksiyonda yok. Olmayan bir adama sahip olmadığı, ilgilenmediği bir noktayla alakalı sen bu noktalarda süreksizsin işte diyemezsin. O fonksiyona sen bu cümleyi kuramazsın. Çünkü zaten o fonksiyonda bu noktalar yok. Hani mesela şöyle bir durum var. Bu fonksiyon 3 için tanımlı ama limiti olmayabilirdi. O zaman dersin ki tanımlı oluyor ya. Hani 3'ü normalde yerine yazınca bir sonuç çıkıyor ya. O zaman dersin ki ha tamam bak sen 3'te süreksizsin. Fonksiyonu da kabul eder. Tamam bende 3 var eyvallah. Ama benim 3'teki limitim yok. 3'te limitim yok. O zaman süreksizim evet. Bu cümleyi kurar sana. Fakat bu adamda 5 ile eksi 2 zaten yok. Tanım kümesinde yok. O halde sen kalkıp da sen hem 5'te hem de eksi 2'de süreksizsin diye bir ithamda bulunamazsın fonksiyona. Sürekli olmadığı apsisler tabi buralarda koptuğu için sürekli değildir fonksiyon. Sürekli olduğu en geniş aralıkta tüm reel sayılarda sürekli fakat eksi 2 ile 5'te sevgili gençler hariç diyeceğiz. Anlaştık mı? Devam. Yukarıda verilen fonksiyon eksi 7'den açık 6'dan kapalı aralığında kaç noktada sürekli değildir denilmiş. Şimdi şurayı kaç noktada sürekli değildir şöyle diyeceğiz. Şimdi bakıyorsun eksi 5'te bir kopma var sürekli değil. 3'te bir kopma var sürekli değil. Başka hiçbir yerde bir kopma yok. O halde sevgili gençler kaç noktada sürekli değildir? 2 noktada. 2 noktada sürekli değil. Sürekli değil. Bu aralıkta 2 noktada sürekli değil. Peki kaç noktada süreksiz? Ben diyorum ki 1 noktada. Neden 1 noktada? O nokta hangisi? 3 noktasında süreksiz. Eksi 5 noktası onu niye saymadık hocam? Az önce burada saydık. Çünkü eksi 5 noktasında süreksizdir dersen sürekliliği ile alakalı bir ithamda bulunmuş olursun. Yani eksi 5 zaten adamda yok gördüğünüz üzere. Yani boş. Burası da boş. Burası da boş. Başka hiçbir yerde de bir değer almamış. Yani bu fonksiyonun tanım kümesinde eksi 5 yok. Kalkıp da eksi 5 desen süreksizsin diye bir ithamda bulunamazsın. Bundan kaynaklı. Süreksiz olduğu nokta sayısı 1. Sürekli olmadığı bu aralıkta sürekli olmadığı nokta sayısı da 2 tane. Peki sürekli olduğu en geniş aralık diye sorulmuş olsaydı şöyle derdim. Eksi 7 ile 6 yarı kapalı aralığı, yarı açık aralığı. Bundan eksi 5 ile 3'ü çıkarırdım. Bu aralıkta da sürekli olduğu en geniş aralık diye de tanımlayabilirdim. Süreksiz yorumunu umarım çok iyi anlamışsındır. Devam. Bu fonksiyon, parçalı tanımlı fonksiyon, tüm reel sayılar için sürekli bir fonksiyonsa A artı B nedir diye sorulmuş. Şimdi şuraya bakıyorum polinom, polinom, polinom. Bunların zaten akarı kokarı yok. Bu fonksiyon nerede sürekli olmayabilirdi? Kritik noktasında. Ama demiş ki tüm reel sayılar için sürekli. Demek ki kritik noktasında da sürekliymiş. O zaman bu kritik noktasında zaten tanımlı olduğunu görüyoruz. Birinci şartımız cepte. İkinci şart neydi? Limiti olacak. Limit olacaksa şöyle sol limit sağ limit bir yapalım bakalım. 2 yerine yazdım 4 artı m geldi. Şuraya mn a artı b demişiz. Şurası m artı n olacak sevgili gençler. Kusura bakmayın. 4 artı m eşittir. 2'yi sağdan yerine yazdım. 6 eksi n geldi. Şimdi arkadaşlar bunu bu tarafa atarsanız m artı n'nin 2 olduğunu görürsünüz. Ne dedik? Tanımlı mı ona baktık. Tanımlı. 2'de tanımı var. Sıkıntı yok. Limiti olması lazım. Çünkü tüm reel sayılar için sürekliymiş. Limitine baktık. Limitine bakınca geldi. Ve limitindeki görüntüsü de sevgili arkadaşlarım limiti de görüntüsüne eşit olacak. Şimdi burada bunu da bulalım hadi. M artı neyi sormuştum. M artı ne 2 geldi zaten. M ile neyi de bulalım. Şimdi şurada 2'yi yerine yazdığın takdirde 4 artı M geliyor ya. Bunun görüntüye eşit olması lazım. Yani 6'ya. Demek ki M 2'ymiş. M 2 ise N'de 0 olacak. Çünkü 2'yi burada yerine yazdığın zaman 6 eksi N'nin de 6 olması lazım. N'de 0 gelir. İkisinin toplamında zaten 2 olması gerektiğini söylemiştik. Devam. Y eşittir f fonksiyonu reel sayılarda sürekli olduğuna göre f'in 2'nin sağ limiti 7 olduğu bilinirken
2'nin sol limitiyle f2'yi topla demiş. Bak çok basit. Cevap 14. Neden? Şimdi sürekli olduğuna göre tüm reel sayılarda, tüm reel sayılarda tanımlı ve tüm reel sayılarda sürekli, tüm reel sayılarda limiti var ve tüm reel sayılardaki limiti o noktalardaki görüntüye de eşit. Şimdi 2'nin sağ limiti 7 ise o zaman sol limiti de 7'dir çünkü 2'de limit vardır. Demek ki burası da 7. Ve limit var olduğu gibi bu limit değeri yani 7 o noktadaki görüntüye de eşittir demiştik sürekli ise. O zaman 7 artı 7'den cevabın 14 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Devam. Y eşittir fx fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlı ve x 2'ye giderken fx f2'ye bu da 4'e eşittir. Yani bu ne demek oluyor? 2'deki limiti 2'deki görüntüye eşit yani 2 de süreklidir diyebiliriz değil mi o halde? 2 de fonksiyon sürekli. Güzel. Ve limitleri de 4'müş, görüntüsü de 4'müş. Buna göre demiş 3 tane öncül vermiş. Kaç tanesi doğrudur diye soruluyor. Okuyalım. Ben 2 noktasında fonksiyonun limiti olduğunu biliyorum. Polinomun da zaten 2'de limiti vardır. Fx'in 2'deki limiti 4. X'in 2'deki limiti de 2'dir. Bunların toplamı da 6 yapar. Dolayısıyla cevabımız yani şurası doğrudur. Fonksiyon x eşittir 2 artı noktada süreklidir demiş. Evet bu cümleyi kurmuştuk zaten. Bu da doğru. F fonksiyonunun 2, 4 açık, pardon 2'ye 4 noktasından geçmektedir demiş. Geçer. Niye geçer? Çünkü f2 4'müş zaten. 2'ye 4'ten de geçer. Kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. 3 tanesi doğrudur deriz sevgili gençler. Ve bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş oluruz. Devam ediyorum. Bir diğer soruyla. Fx tüm gerçek sayılardaki son örnek olması gerekmiyormuş. İki tane daha örnek var aşağıda. Fx tüm gerçek sayılarda sürekli bir fonksiyon olmak üzere. Hx fonksiyonumuz mutlak fx bölü fx olarak tanımlanmış bize. Buna göre h fonksiyonu için sevgili gençler. Her noktada süreklidir denilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor bakın. Şimdi h fonksiyonu için her noktada sürekli midir? Bakın f'in negatif olduğu yerlerde üst taraf eksi fx diye çıkar, alt taraf fx diye çıkar. Pozitif olduğu yerlerde de fx bölü fx diye çıkacaktır. Burası eksi 1 gelirken burası artı 1 gelecektir. Ve eksi 1'den artı 1'e bir böyle çizgiyle doğruyla falan bağlanmayacak. Eksi 1 iken çat diye artı 1'e çıkabilecek fonksiyon. O halde buralarda kopma noktası oluşur. Kopma noktası olduğu için de her noktada süreklidir diyemem ben. Doğru mu? F'in sıfırdan büyük olduğu aralıkta hx sabit fonksiyondur ki 1 olduğunu göstermiştik zaten. Yani hx eşittir 1 ise de bu bir sabit fonksiyondur. F'in sıfıra eşitliğini sağlayan nokta sayısı limitinin olmadığı nokta sayısına eşittir denilmiş. Şimdi şöyle ki limitin olmadığı nokta sayısı diyor ya. Şimdi fx'in sıfıra eşit olduğu nokta sayısını düşünelim sevgili gençler ki bu fx'in kökleridir. Şimdi fx'in köklerini bulduğumuz takdirde yani fx eşittir sıfırın köklerini varsayalım ki f2 sıfır geliyor. İşte f3 de sıfır geliyor. Tamam mı? Peki bu noktalarda limit var mıdır? Şimdi bu noktalarda f2 ve f3 sıfır geliyormuş ya. Sol ve sağ limitlerine bakmamız gerekiyordu. Ve sevgili gençler sol ve sağ limitleri bunların birinin şurada 2'nin sol limiti. Mesela 2'den önce negatif olabilir, 2'den sonra pozitif olabilir. Yani ben bunları birbirine oranladığım takdirde bir eksi 1, bir artı 1 gelecektir ve limit yoktur diyebiliriz bu sebepten kaynaklı. O halde fx'in sıfıra eşitliğini sağlayan kaç tane nokta varsa o kadar noktada da bizim fonksiyonumuzun limiti yoktur deriz. Yani hangileri doğrudur? 2 ve 3 doğrudur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. A reel sayı olmak üzere f fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık r eksi a'dır denilmiş. Yani sadece ama sadece a noktasında bakın süreksiz demiyorum a noktasında fonksiyonumuz tanımsız oluyormuş. Buna göre m sayısının alabileceği değerlerin pozitif farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım yukarıda x eksi pi var aşağıda bu var bu fonksiyonun. Tanımsız olabileceği, tanımsız olduğu tek bir nokta varmış. O da A'ymış. Ve sevgili gençler bu nokta bunu A tanımsız yapıyorsa ben diyorum ki sadece bir tane varsa eğer burası o zaman deltası sıfıra eşittir. Yani m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 16 yani 64 eşittir 0. Delta sıfıra eşitse
Çözüm kümesinde yalnızca bir eleman vardır. O noktada A'ymış zaten. O halde M kare eşittir 64 olmaz mı? M'de 8 veya eksi 8 olmaz mı? M sayısının alabileceği değerlerin pozitif farkı. Eksi 8'den 8'i çıkarırsan eksi 16 gelir ama 8'den eksi 8'i çıkarırsan artı 16 gelir. Bize pozitif farkını sormuş. Cevabımız 16'dır diyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlarım artık bir sonraki konumuza geçeceğiz. Bir diğer videomuzda konu türev olacak. Mobius şeridini de Google'a yazarak birazcık araştırabilirsiniz. Sadece ama sadece tek bir yüzü vardır. Bunu da inceleyin lütfen. Uygulaması da vardır. Kolay bir şekilde de evde uygulayabilirsiniz. Şimdi bundan bahsettikten sonra şöyle diyelim. Türev uzun soluklu olacak. Ki ben size toplamda 7 tane türev videosu çekeceğimi söylemişim ama bu 9 olabilir, 10 olabilir. Sıkıntı yok. Trigonometride gördük bunları. Yani 4 tane video çekeceğiz dedik fakat 7 tane çektik. Bir tane de çalışma soruları 8 video oldu. Türev konusunda da biz burada 7 tane video öngörmüşüm ama bu 9 olabilir, 10 olabilir, belki 11 olabilir. Çünkü eski bir eski konu anlatımındaki PDF'leri düzenledim ben buraya. O konu anlatımındaki PDF'leri, videoları 10 videoda anlatmıştım ben size türevi. Burada da 10 videoda veya 11 videoda anlatabilirim. Çünkü biraz daha ağırdan anlatıyorum. Biraz daha net anlatıyorum. Anlaşılır anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla sevgili gençler, biraz uzayabiliyor videolar. Haberiniz olsun. Uzasın da zaten. Yani yavaş olsun, iyi anlaşılsın, amacına ulaşsın yeter. Yani önemli olan hızlı anlatmak veya işte olabildiğince yavaş anlatmak değil. Amacına ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Ulaşıyorsa bizim için kafi, ulaşmıyorsa bir sıkıntı var demektir. Ulaşsın arkadaşlar. Çalışırsanız her zaman ama her zaman emeğinizin karşılığını alacaksınızdır. Ama çalışmanız lazım. Ben bunu hayatım boyunca çok yaşadım. Mutlaka ama mutlaka. Yani böyle düşünülsene, yani doğdunuz, sonuçta insan biyolojik bir varlık. Doğdunuz, büyüyorsunuz. Tabii o büyüme aşamasında çok bir şeylerin farkında değilsiniz. Yani anne baba size zaten bakıyor bir şekilde. Ama belli bir şeyleri kazanabilmek adına, bu sadece okuldan kasıt değil, bu para olabilir, mutluluk kazanmaya çalışıyorsundur, başarı kazanmaya çalışıyorsundur, huzur kazanmaya çalışıyorsundur. Herhangi bir şeyi kazanmaya çalışıyorsundur ve bunları kazanabilmek için belli başlı bazı önünde şartlar vardır. Aynı burada sen dedik ya, yukarıda bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için bile 3 tane şart vardı. Ya, alt tarafı soyut bir fonksiyon ve sen bu fonksiyonun sürekli olabilmesi için 3 tane şartın var diyorsun. Sen daha komplike bir varlıksın ve somutsun. Senin başarılı olabilmek için bir sürü şartın bir araya gelmesi doğal değil mi arkadaşlar? Bundan daha doğal ne olabilir? Ama çoğu zaman tabii insanız. Çoğu zaman hani ben eskiden üniversite sınavlarına falan hazırlanırken bu kadar çok mızmızlanmıyorduk ama bizim zamanımıza göre şu günümüzün gençleri tabii biraz teknolojiyle, biraz da böyle internetle, internet bizi, özellikle bunu unutmayın, internet bizi hazırcılığa inanılmaz çok alıştırıyor. Hani o kadar çok böyle her şeyi hazır tüketmeye odaklanmışız ki, hani günümüz gençleri diyorum ama şu an ben de öyleyim. Emin olun ben de öyleyim. Hani bu kendimden gördüğüm için zaten söylüyorum. Maalesef ki genç olunca daha çok teknolojiyle haşır neşir oluyorsunuz. Çoğunuz benden daha fazla teknoloji biliyorsunuzdur. Buna eminim. Zamanımda ben de çoğu gençten daha fazla biliyordum ama biraz daha üşengeçiz bu konularda. Çok çabuk vazgeçebiliyoruz. Ama maalesef ki dedik ya, işte sürekliliğin bile 3 tane şartı var. Bir fonksiyon, soyut bir fonksiyon. Kağıda yazdığımız bir leke aslında. Düşünsel bir kavram aslında süreklilik ama onun bile 3 tane şartı vardı. Sen başarı istiyorsun, sen huzur istiyorsun, sen gelecek planlıyorsun. Tüm bunları planlayabilmek için, tüm bunları başarabilmek için, elde edebilmek için şartların olacaksa bu şartlar çok daha komplike olacaktır. Ve 3 değil belki 333 tane şart olacaktır ve her birinin yerine gelmesi halinde sen ancak bu başarıyı ve mutluluğu elde ediyorsun. O yüzden sakın unutmayın gençler. Üniversiteyi kazanayım, iş tamam, o üniversiteyi bir kapak atayım da deyince iş tamam olmuyor.
şu üniversite bir bitsin de o diplomayı bir alayım da hayat benim için çok daha güzel olacak deyince de olmuyor. Diyorsun ki erkek sen şu askerlik bir aradan çıksın diyorsun. Kızsan diyorsun ki işte iş kadın olmak zor. Kendime düzgün güzel bir iş yeri bulmam gerekiyor. Güzel bir şirkette çalışmam gerekiyor. Veya memur olarak atanabilmem gerekiyor ki hani atansam bile doğuya atandığın zaman erkekler bir kere düşünüyorsa kadınlar iki kere düşünüyor maalesef. Yani askerliğini yapıyor geliyor erkekler diyor ki bu sefer de hadi iş bulalım. İş buluyorsun. Asgari ücrete iş buluyorsun. Bu sefer de diyorsun ki ulan ben o 4 seneyi boşuna mı okudum? Okumamış oluyorsun. Bak işte askerliği kısa yapmış oluyorsun. Yani neyse bunlar sürekli ama sürekli. Yani şunu şöyle düşünme yani evleniyorsunuz bu sefer de çoluk çocuk oluyor ev geçindirme telaşı onlar büyüyor onları askere gönderiyorsun düğünleriydi şunlarıydı bunları da yani hayat daha fazla zorlaşıyor her zaman. Sadece ama sadece sen daha fazla tecrübeleniyorsun ve daha fazla güçlü hissediyorsun kendini. Olay bundan ibaret. Yani sen oturup da bu konuda üşengeçlik etmeyeceksin. Şartlar neyse, şunun bile 3 tane şartı varken senin başarılı olmanın 333 tane belki 3333 tane şartı vardır ama hepsini yerine getirmen şart. Bunları tek tek başaracaksın. Kendinde o azmi bulacaksın. Dolayısıyla sevgili gençler sakın ha sakın ders çalışmayı bırakmayın. Sabredin. Sabredin ve çalışmayı bırakmayın. Evet gençler, türev dersleriyle devam edeceğiz bir sonraki videoda. Ve 17 Kasım'da ilk videomuz gelecek arkadaşlar. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.